Alper Bey, merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle biraz sizleri tanımakla başlayalım efendim. İsmim Alper Burak Aksan. Samsun'un 19 Mayıs Lisesi'nde yaşıyorum. Aksan Mimarlık şirketinin sahibiyim. Mimarlık kariyerinize nasıl başladınız peki? 2016 yılında Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve 2016-2018 yılı arasında Atakum ilçemizde özel bir firmada yapı denetim görevlisi olarak mesleğe başladım. Sektörde aslında yeterince gözlem yapıp tecrübe edindikten sonra kendi mimarlık ofisinizi açmaya karar vermişsiniz. Yapmış olduğunuz iş her ne kadar sayısal görünse de aslında bu tarz alanlar arasında hayal gücünü en çok tetikleyen, insanların en çok ideallerinin olduğu alanlardan biri. Siz peki bu bölgede mimari alanda ne tarz işler yapmak istiyorsunuz? Daha çok konut, dubleks mesken ve ticari binalar bölgemizde daha fazladır. Ve bunun üstüne ben projelerime devam etmekteyim. Projelerin de aslında belli başlı tarzları ve mimarların önemsedikleri, ilk sıraya aldıkları bazı unsurlar var. Bunlar yaşam alanlarının şık görünmesi olabilir, kullanışlı olması olabilir ya da çok sağlam olması olabilir. Sizin genellikle öncelikleriniz neler, ne tarz projelere daha çok önem veriyorsunuz? Daha çok insanların konforuna, antrenin geniş olmasına ve ortak alanların geniş tutulmasına, kat yüksekliğine, iç yükseklik, binaların pencere boyutlarının büyük olması, gün ışığının fazla alması, insanın konforu. Mimari beklentiler kültürden kültüre çok fazla değişiyor gerçekten. Farklı insanların farklı talepleri olabiliyor. Peki siz genellikle herhangi bir kültüre yatkın projeler mi yapıyorsunuz yoksa herkesin talep ettiği çizimleri yapabiliyor musunuz? Tabii ki talep de önemli. Ama velakin ben Azerbaycan'da okuduğum için Rus mimarisini daha planda tutuyorum. Osmanlı mimarisiyle Rus mimarisinin karışımı. Bir mimari sunmaya çalışıyorum kendi fikirlerimi. Mimari bilgisi olmayanlar için yaşam alanı olarak açıklamak durumunda kalırsak eğer nasıl bir mimari bu? Rus mimari, affedersiniz, Rus mimarisinde kat yüksekliği her zaman yüksek tutulmaktadır. Osmanlı mimarisinde de aynı şekilde ama günümüzde sadece Osmanlı mimarisinin dış cephede çoğu arkadaşımız uygulamaktadır. Bu şekilde de insanlara çok daha ferah çalışma alanları ya da konutlar inşa edebiliyorsunuz bence. Anlattığınızda aslında daha çok spesifik bir tarzınız ve zevkiniz olduğunu görüyorum. Ha, böyle olunca insanlar hem kalite hem profesyonellik hem de ters söz konusu olduğunda fiyatların çok yüksek olacağını düşünüyorlar. Siz peki kimlere hitap ediyorsunuz? Genellikle hitap ettiğiniz belli bir kısım var mı? Ben fiyat olarak İsteğe göre şekillendirebiliyoruz. Yani kimseyi kırmamaya çalışıyoruz, herkesin işini halletmeye çalışıyoruz. Büyük küçük farklı projelere açıksınız evet. O halde. Buraya evet. Gelen herkes istediği Tabii çizime ki. Ulaşabiliyor. Çok teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için. Paylaşmış olduğunuz değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Röportajımızın sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Sizlere ve seyircilerimize teşekkür ediyorum ve herkesi bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyoruz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.